Arkadaşlar, ben Cansu Hoca. Uzay geometrisi ve katı cisimler ile kaldığımız yerden devam edelim. Prizmalar. Birbirine paralel P ve Q düzlemleri içerisinde alınan iki eş çokgensel bölgenin tüm noktaların karşılıklı olarak birleştirilmesiyle elde edilen içi dolu cisme prizma denir. Yani ben şurada bir şekil aldığım zaman, şurada da bir şekil aldığım zaman, bunları noktaları birleştirdiğim zaman burada bir prizma şeklinde şekil oluşuyormuş. Bunların yan kenarları, yanal alan, tabanları ve tabanı ve üst tabanı ve alt tabanı olacak tabii ki de. Eğer bu prizmada yanal ayrıtlar taban düzlemine dik iniyorsa dik prizma, eğer dik değilse eğik prizma şeklinde söyleyeceğiz. Alt ve üst taban düzlemleri arasındaki uzaklığa da prizma yüksekliği diyeceğiz. Şimdi dik prizmalar ile başlayalım. Burada A ve A üssünü, yani şurayı birleştirirsem B ve B üssünü ve C ve C üssünü birleştirdiğimiz zaman yanal ayrıtları alt ve üst tabanları birbirlerine dik dikkat ederseniz. O yüzden dik prizma diyeceğiz biz buna. Biz bunun yanal alanını nasıl bulacağız söyleyelim. Taban çevresi çarpı cismin yüksekliği. Taban çevresi burasıdır. Yüksekliği de h'tır. Bunun yan alanının formülünü verecek. Yani çevre, ben burada dik bir üçgenim olduğu için dik üçgenin çevresi çarpı direkt yüksekliği ile çarptığımız zaman yanal alanı verecek bana. Prizmanın alanı ise tüm yüzeylerin alanları toplamı olacak. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Taban alanları alt ve üst olmak üzere iki tanedir. O yüzden iki tanesini aldık. Bir de yanal alanları da, yan tarafındaki alanları da aldığımız zaman komple prizmanın alanını biz burada bulabileceğiz. Küp peki nasıl yapılıyor? Küpte de bütün kenarları birbirlerine eşittir. Yani bunlar A, A, A ise eğer, bunlar da A. Şu kenarlar da A ve bunlar da A olacak şekildedir. Peki biz bunun nasıl bulabiliriz hacminin yanal alanını, bütün alanını ve cisim köşegenini? Bize özellikleri verilmiş. 6 tane yüzey vardır burada. Çünkü küpte normalde eğer düşünürseniz 6 üstü, kenarlarda da 4 tane vardır. 6 tane yüzey alanı vardır. Her biri eşit uzunlukta, 12 tane de ayrıtı vardır kübün. Küp içerisinde birbirine en uzak iki köşe arasındaki doğru parçasına da cisim köşegeni denir. Cisim köşegeni de şu şekilde gösterilir. A, C uzunluğu cisim köşegenidir. Burada ilk başta biz tabanda yani şu şekilde A ile A'yı alırsam burası aslında diktir. Burası A kök 2'dir. Burası A kök 2 ise eğer, şuranın uzunluğu da A'dır. Burası tekrar diktir. Şu cisim köşegenini de biz buradaki Pisagor'dan bulabileceğiz. Direkt burada cisim köşegenimize de şu şekilde diyebiliriz. Cisim köşegeni. Cisim köşegeni. Şu şekilde bulunur. Genelde E harfiyle gösteriliyor. A kök 2'nin karesi artı A kare. Buradan da E dediğimiz şey A kare çarpı 2'den 2 tane A, bir tane daha A kare var. 3 tane A kare gelecek. Bunu yazacak olursak E dediğim ifade A kök 3'e eşittir. Yani cisim köşegeni A kök 3'e eşittir diyebileceğiz. Cisim köşegeni A kök 3, biraz önce ispatladık. Kübün alanı da şu şekilde bulunuyordu. Kübün alanı, yani bütün alanları şu şekilde hesaplanır. Burada iki tane taban alanını artı yanal alan formülüyle hesaplanıyor her zaman. İki tane taban alanı artı yanal alan formülüyle hesaplanıyordu bütün formüllerimiz. İki tane tabanım olduğu için a kare, yani bir tanesinin alanı a karedir. İki tane olduğu için de 2 a karedir.
Yanal alanlarım da benim her birinin alanını akaredir. 4 tane olduğu için 4 akaredir. Buradan 6 akare gelecektir. Burada da görüldüğü gibi. Küpün hacmi de şu şekilde hesaplanılıyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Formülümüz hep bu şekilde. Taban alanı çarpı yükseklik formülüyle hesaplanılıyor. Yükseklik. Taban alanı küpte a karedir. Yüksekliğimizde ne olursa olsun her bir kenarı a'ydı a. O zaman a küp olarak gösterilecek. Yani buradan a küp gelecektir arkadaşlar. Küpün açılımı da bu şekilde. Ben bu şekilde açarım. Yani burada bir tane, burada da iki tane. Bu iki taneyi üzerine kapattığın zaman ve BC ile AD ile kapattığın zaman küp şeklinde şekil oluşacaktır arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda bize ne sorulmuş burada? Alan verilmiş kübün. CL, LK ve KG kenarları da birbirlerine eşit verilmiş burada. Ve bana burada AK'nin uzunluğu soruluyor. Şimdi baktığınız zaman direkt çözümün üzerinden gidelim isterseniz. Burada kübün alanını vermişti bana. Ben bunun her birinin kenarına A diyecek olursam, yani bu kenara, bu kenara, her birinin kenarına A diyecek olursam, A 6 A kare dediğim ifade benim burada neye eşittir? Soruda bize 432 olarak vermiş. A kare dediğim ifade buradan 72 eşit. A dediğim şey buradan 6 kök 2 eşit olacaktır gördüğünüz gibi. Daha sonra 6 kök 2 eşitse, bunların üçü de birbirlerine eşitse, burası 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2 olarak ayrıldı. Benden nereyi soruyordu? Burada AK'yı soruyordu. Yani AK neresi burada? Şurayı soruyor. Şimdi şu şekilde yapacağız. Burası 6 kök 2, 6 kök 2 olduğu için aslında burası diktir. Burası kaç olur yüzeyi? 12 santim olur. 6 kök 2 ile 2'yi çarparsam eğer 12 gelecektir. Daha sonra burayı da biliyorum. Burası 4 kök 2. Yani şöyle yazacak olursam şeklimiz bizim şu kırmızı, şu kırmızı ve şurası. Ben buradan Pisagor'u uygulayabilirim. 12'nin karesi artı şurasının uzunluğu 4 kök 2 gelmiş oldu. Eşitmiş şu AK'nın uzunluğuna. Ama bunun karesine eşit. Buradan işlemi yaptığımız zaman 12'nin karesi 144 artı 4'ün karesi 16 çarpı 2 eşittir AK'nın uzunluğu. 144 artı buradan kaç geldi? 32 eşittir AK'nın karesi. Düzenlediğimiz zaman burada 176 eşittir AK'nın karesi. Burası da 16 ile 11'in çarpımı. AK'nın karesi. Her tarafın kare kökünü alacak olursam buradan AK dediğim uzunluk 4 kök 11 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız burada Ceyhan oluyor. Ceyhan geliyor. Sıra sizde, sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Biz ikinci soruyla devam edelim. Tüm aletlerin uzunlukları toplamı 2A santim olan bir kübün cisim köşegen uzunluğu B santimdir. Benden ne istemiş? A kare bölü B karenin oranını bana bulunuz demiş. Şimdi kübün cisim köşegen uzunluğunun ben formülünü biliyordum. A kök 3'tü. Eğer her bir kenarını A alacak olursam. Ama burada da A harfi olduğu için x üzerinden gitsem daha rahat olur benim için diye düşünmem gerekiyor. O yüzden şu şekilde yapabiliriz. Ben bir kenarının uzunluğuna burada tüm ayrıtların uzunlukları toplamı 2A olarak verilmiş. 12 tane ayrıt olduğu için burada 12 ayrıt. 12 ayrıt. Her bir ayrıta da ben x santim diyecek olursam 12x diyebilirim. 12x dediğim şey 2a'ya eşitmiş. Bir de bana demiş ki burada kübün cisim köşegen uzunluğu b'dir. Eğer ben bir kenarını x olarak kabul edersem burada formülüm benim cisim köşegenin formülü a kök 3'tü. Burada a olduğu için kullanamam. A değil de x kök 3 diyeceğim bu sefer o zaman. X kök 3 dediğim şey de B'ye eşitmiş burada. Benden ne istiyor? A kare bölü B kare istiyor burada.
Ben ikisini de burada x cinsinden bulacağım. Burada a dediğim şey o zaman neye eşittir? 6x'e eşittir. A dediğim şey 12x, 2a eşitse a dediğim şey 6x'e eşittir. Burada b dediğim şey de x köküçtür. Tamam. Bunların karelerini alıp götürüp yerine yazacağım o zaman. Şimdi o zaman benden istenilen yerde götürüp yerine yazayım. A dediğim şey burada 6x. B dediğim şey de burada x kök 3'tü. Ama bunların bana karesini al demiş. Buradan 36x kare bölü x'in karesi çarpı 3 gelmiş oldu. Bunlar gitti. 36'yı da 3'e bölecek olursam cevabım buradan 12 gelecektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Cisim köşegenimiz bizim buradan x kök 3 gelmiş oldu. Cevabımız burada 12. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde, ikinci soruyu kendiniz yapıyorsunuz. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda şekilde bir küp verilmiş. KLMN yüzeyinin ağırlık merkezi burada P noktasıymış. Şuradaki kare şeklindeki ifadeye bakacak olursak, hatta paralel kenar şu anda. Tam dik değil burada baktığınız zaman. Burada PT 2 kök 6 olarak verilmiş. PT neresi burada? PT burası 2 kök 6 olarak verilmiş. Benden BP'nin uzunluğu isteniyor. Yani şurası isteniyor. Şimdi bulabileceklerimi götürüp yerine yerleştirmek istiyorum. Burası 2 kök 6 ise dedim. Baktığım zaman şurası da diktir aynı şekilde. Şöyle birleştirdiğim zaman burası tam aslında merkezse burası da 2 kök 6'dır. Şurası da 2 kök 6 gelecektir. Buradan PM'yi birleştirdiğimiz zaman 2 kök 6 ve 2 kök 6 ise eğer, burası da yani 2 kök 6'nın karesi artı 2 kök 6'nın karesi. Buradan PM'nin karesi dediğim ifade her zaman kök 2 katı gelecektir. Kök 2 katı gelecekse 2 kök 6 çarpı 2'den burada kaç gelecektir? Baktığınız zaman her tarafın karekökünü aldığın zaman 2 ile çarptığın zaman buradan kök 2 ile çarpacağız burada. Tekrar yazalım. 2 kök 6 çarpı kök 2'ye eşittir bu ifade direkt. 2 çarpı burada kök 12. Burası 4 çarpı 3'tür. 3 içeride kalır. 2 dışarıya çıkar. Yani yazdığımız zaman buradan 4 kök 3 gelecektir. Yani burası 4 kök 3'müş. O zaman şöyle uzattığımız zaman burası da 4 kök 3'tür. Şöyle karşılıklı da çizebilirsiniz. Burası da 4 kök 3'tür o zaman. Burası da 4 kök 3'tür. Şöyle bir şekil çizdiğiniz zaman burada burası her zaman diktir. Bir kenarının uzunluğu burada 4 kök 6 gelmiş oldu baktığınız zaman. 4 kök 6. O zaman bütün kenarların uzunluğu 4 kök 6 şeklindedir. Yani 4 kök 6'dır. Burası 4 kök 6 ise eğer, burası 4 kök 3 ise şu MP'nin ben bulabilirim. 4 kök 6'nın karesi artı 4 kök 3'ün karesi eşittir burada. B P'nin karesine düzenlediğimiz zaman 4'ün karesi 16 çarpı 6 artı 4'ün karesi 16 çarpı 3 eşittir BP'nin karesine. Baktığınız zaman 16 ile 6'yı çarptığım zaman buradan kaç gelecektir? 96 artı bununla da bunu çarptığım zaman 48 eşittir BP'nin karesine. BP buradan eşittir. Direkt 144'e eşittir. BP buradan eşittir. 12 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız buradan 12 oluyor. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde, üçüncü soruyu kendiniz yapıyorsunuz. Dikdörtgenler prizması. Cisim köşegen uzunluğu, alanı ve hacmi nasıl bulunacak? Gelin beraber bakalım. Hacmi bütün kenarların çarpımıydı. A çarpı B çarpı C. Yani burada daha uzun dikkat ettiğin zaman A. B bu köşesinin kenarı. C'de yükseklik baktığınız zaman bu üçünün çarpımı bana hacmini verecek.
Genelde hep hacmi çok kullanılır ya da alanını çok sorar sorularda. Dikdörtgenler prizması konusunu çok severler bu arada. Alanı da şu şekilde bulunur. Her bir kenardan ikişer tane olduğu için A ile B'nin çarpımı buranın alanını verecektir. B ile C'nin çarpımı burada kırmızıyla göstereyim. Bu kenarların alanını verecektir. Diğerini de maviyle göstereyim. B ile de C'nin çarpımı bu kenarı verecektir. A ile C'nin çarpımı da A kenarım benim bu kenarım. C kenarım da bu kenarım benim. C kenarım da burası. Bu da yan yüzleri verecektir alanları maviyle gösterdiğimde. Bunu her birinden ikişer tane olduğu için iki parantezini alıp bütün alanı ben o zaman bulabilirmişim. Cisim köşegeni de şu şekilde bulunur. Direkt A'nın karesi ile B'nin karesi bize şurayı verecektir. H'in yüksekliği de burada C'dir. C'nin karesi ile de bunların karesini aldığın zaman da cisim köşegenini verecektir buradan. Cisim köşegeni de direkt bu şekilde bulunur arkadaşlar. Dördüncü soruyla gelin devam edelim. Dördüncü soruda bize bu şekli vermiş ve hacmini bize söylemiş. Hacmi direkt şu şekilde bulunuyordu. V eşittir A çarpı B çarpı C dediği ifade 256'ya eşitmiş burada. 16 ile 8'i biliyorum ama şu kenarı bilmiyorum. Ben direkt bu kenarı bulabilirim. 16 çarpı 8 çarpı x eşittir 256'ya eşitmiş. Buradan x dediğim ifade o zaman direkt 2 gelecek. Bulduk. Burası yani 2 eşitmiş. Benden nereye istedi? EC. EC yani bu kenarı ile şu köşesinin cisim köşegenini istemiş. H ile B'yi diğer cisim köşegenini istemiş. Şimdi bir tanesini ben bulursam eğer direkt 2 ile çarparsam her ikisini de bulmuş oluyorum. O zaman benim sadece cisim köşegenini bulmam yeterli. Cisim köşegenini biz nasıl buluyorduk? Cisim köşegeni formülümüz bizim şu şekildeydi. A'nın karesi, B'nin karesi ve C'nin karesinin toplamıydı. Bundan iki tane var. 2 ile direkt çarpacağız. Yani hem EC'yi hem de HB'yi sormuş. Farklı gibi gözükebilir ama aynı şekilde dikkat ederseniz. E'den C'ye birleştirdim. H'tan da B'ye birleştirdim. Bir uçtan öbür uca, bir uçtan öbür uca. A'nın karesi dediğim şey, A dediğim şey benim burada 16 olsun. B dediğim şey burada 2 olsun. C dediğim şey de yükseklik yani 8 olsun. Yazacak olursam A'nın karesi burada 16'nın karesi. B'nin karesi dediğim yer 2'nin karesi. C dediğim şey burada 8'in karesi. Bu cisim köşegeniydi. Cisim köşegeni. Cisim köşegeni burada kaç çıkıyor? 18 olarak geliyor arkadaşlar. Bundan iki tane olduğu için 18 artı 18 eşittir 36 ya da 2 ile de direkt çarpabilirdiniz. O yüzden cevabımız burada Edirne'ye gelecektir. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde, dördüncü soruyu kendiniz yapıyorsunuz. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci soruda ayrıtları A, B, C birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 144 olarak verilmiş. Bir de bana 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C oranını 5 bölü 9 olarak vermiş. Dikdörtgenler prizmasının alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi bunu şöyle yazacak olursak düzenlediğimiz zaman burada ne gelecektir bakalım. 1 bölü A, ben bunu o zaman B ile paydaları eşitlemek istiyorsam B ve C ile çarparım. B çarpı C bölü. Hepsinde de A çarpı B çarpı C elde etmek istiyorum. Artı bu B'yi A ve C ile çarpmam lazım. C'yi de A ve B ile çarptım. Bu şekilde gelmiş oldu. Hacmini biz şu şekilde buluyorduk. Hacim A çarpı B çarpı C ile bulunuyordu. Burada A çarpı B çarpı C dediğim ifade nasıl gelecek? 144 olarak gelecek. İkişer ikişer çarpımları da bana eğer 2 ile çarpsaydım burada neyi verecekti? Dikdörtgenler prizmasında bütün alanı verecekti. Yani alanı verecekti. Ama burada sadece bir tane alan var.
Daha doğrusu A çarpı B çarpı C. Ben bu ifadeyi komple x diyecek olursam ben bu x'i ne olarak bulurum? Burada x dediğim ifade 80 geliyor buradan. Çünkü bununla bunu sadeleştirdiğim zaman kaç gelecektir buradan? 16. 16 ile de 5'i çarpacak olursam 80 gelecektir. Bunu ben eğer 2 ile çarparsam 2 çarpı buradan BC güzel yazacak olursam 2 çarpı BC artı AC artı A çarpı B dediğim ifade her zaman bana alanı verecekti. Alanı. O yüzden 2 çarpı 80'den cevabımız 160 gelecektir arkadaşlar. Buradan cevabımız Denizli oluyor. Gördüğünüz gibi. Buradan 80'i bulduk. 80'in de eğer ben bunu 2 ile çarptığım zaman bana dikdörtgenler prizmasının alanını veriyordu. Sıra sizde 5. soruyu kendiniz yapıyorsunuz. 6. soruyla devam edelim. 6. soruda bize ne verilmiş? Şekildeki gibi şekil. Kare dik prizma verilmiş. AK uzunluğu 12 santim olarak verilmiş. KL LM'ye eşitmiş. Burada KL LM'ye eşitmiş. Yani bu bir kare. Kare dik prizma olması gerekiyor. Altı ve üstü dikkat ederseniz kare sadece bunları bu çizgileri birleştirmiş oldu. Bunun alanı 290 olarak verilmiş burada. Kare dik prizmanın burada sizin formülünü bilmeniz gerekiyor. Alan formülünü. Çözümün üzerinden gidecek olursak burada alanınızı biz şu şekilde buluyorduk. Alan formülümüz bizim neydi? A ile B'nin çarpımı. Yani ben burada x'e x diyecek olursam x çarpı x. Yüksekliğimiz 12. 12 çarpı x. Daha sonra da 12 ile de x'i tekrar çarpmamız gerekiyor. Her birine A ile B. İki tane x'im var benim burada. Bir tane de 12'm var. Formülümüz bizim şu şekildeydi. A ile B'nin çarpımı artı A ile C'nin çarpımı artı B ile C'nin çarpımıydı. Yani ben buraya A, buraya B, buraya da C diyecek olursam C dediğim 12 santim. A ile B'nin çarpımı X ile X. B ile C'nin çarpımı burada X ile 12. Daha sonra B ile de C'nin çarpımı B ile de C'nin çarpımı X ile de 12 demiştik. A ile de C'nin çarpımı X ile de 12 tekrar gelmiş oluyor. Bunu da 2 ile çarparsak bize bütün alanı verecekti. Bu direkt 290'a eşitmiş. A yazan yer 290'a eşitmiş. 290 eşittir 2 çarpı buradan X kare artı 12X'ten de 2 tane olduğu için direkt ben buraya 24X de diyebilirim. Şuraya şu şekilde de diyebiliriz. 24x diyebilirim. X dediğiniz ifade buradan eşittir 5 geliyor. Benden ne istemiş burada soruda? ATK'nın alanı yani şuranın alanını istemiş. Ben bu alanı nasıl bulabilirim diye düşünüyorum. Burası eğer 5 ise her bir kenarım benim 5 ise yani burada şu şekilde yazarsam eğer. Ben buraya 5 ise, 5 ise buradan KM'nin uzunluğu ne gelecektir? 5 kök 2 gelecektir. Aslında burası diktir. Daha sonra AK'nın uzunluğu burada neydi? 12 idi. Daha sonra ACMK'nın burada alanı ne gelecektir? 12 çarpı yüksekliğimiz bizim burada 5 kök 2, 60 kök 2 gelecektir. Bu da bunun tam yarısı olduğu için hani şu şekilde komple düşündüğümüz zaman bunun tam ortası dikkat ederseniz burası yarısına gelmiş olacak. Burası 60 kök 2 geldiyse yarısını istediği için direkt orası yarısı da 30 kök 2 gelecektir arkadaşlar. Sıra sizde 6. soruyu kendiniz yapıyorsunuz. 7. soruyla devam edelim. 7. soruda bize A, B, C, D, K, L, M, N dikdörtgenler prizması verilmiş. DP büyükmüş PN uzunluğundan.
Dikdörtgenler prizmasının hacmi de 240 santimetre küp olarak verilmiş. PA artı PM'nin toplamı nedir diye bize soruluyor. Şimdi burası diktir. Burada da aynı şekilde diklik vardır. Bunları bilmiş, yani biliyor olmanız gerekiyor. Burasını alfa derece alacak olursam buraya da aynı şekilde şu şekilde yapacağım. Beta ve şuraya da beta diyeceğim. Şimdi bunlar birbirlerine benzer üçgenler baktığınız zaman. Beta'nın karşısı burada 8. Beta'nın karşısını burada bilmiyorum. Alfa'nın karşısını biliyorum. Alfa'nın karşısını biliyorum. Şimdi bana şunu boşuna vermedi. Buradan bulabilirim. Dikdörtgenler prizmasının hacmi verilmiş burada. Dikdörtgenler prizmasının hacmi nasıl bulunuyordu? Bütün kenarların çarpımı, yani 3 çarpı 8 çarpı. Ben bu uzunluğu bilmiyorum ama bulabilirim. X eşitmiş 240'a. Burası 24, burası da 240. O zaman x dediğim ifade buradan 10 gelmiş oldu. Yani ben şurayı 10 bulmuş oldum. O yüzden burada 10 dediğim ifadeyi şu şekilde yazabilirim. Eğer ben buraya x dersem burası 10 eksi x olacaktır. Şimdi benzerlik uygulayabilirim. Gelin başlayalım. Şimdi beta'nın karşısı burada 8. Beta'nın karşısı. Burada da aynı şekilde beta'nın karşısını almak zorundayım. Beta'nın karşısı 10 eksi x. Alfa'nın karşısına bakıyorum şimdi. Alfa dediğin şey burada. Alfa'nın karşısı x büyük üçgende. Alfa'nın karşısı burada 3'e eşit. Düzenlediğiniz zaman burada 8 çarpı 3 eşittir. X çarpı 10 eksi x. 24 eşittir. Bununla bunu çarptım. 10x eksi x kare. Düzenlediğiniz zaman x kare eksi 10x artı 24, hepsini sol tarafa attım. 0'a eşit. Burada kaça eşittir? 6 ile 4'ün çarpımı. Her ikisi de eksi. X dediğin ifade buradan bir 6 bir de 4 gelmiş oldu. Neye göre yerleştireceğim şimdi? X dediğim ifade burada büyük üçgende. Yani 8 olduğu için, burada da 3 olduğu için buranın daha büyük şeklin olması gerekiyor. X dediğin ifade o zaman daha büyük olması gerekiyor. Yani 6. 4'ü alamam. Küçük bir sayı alamam. O yüzden burası ne gelmiş oldu buradan? 6, 8, 10 üçgeni gelmiş oldu. Buradan cevabımız 6 olmuş oldu. 6, 8, şurası 10. Buraya da 6'yı yerleştirirsem burası 4 olacaktır. 3, 4, 5 üçgeni. Benden 10 ile 5'in toplamını istemiş. Yani PA ile PM'nin toplamını, 10 ile 5'in toplamını istemiş. 15 gelecektir. Cevabımız burada Adana oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde, 7. soruyu kendiniz yapıyorsunuz. 8. soruyla devam edelim. Burada şekildeki gibi ayrıt uzunlukları 4, 6 ve 12 santim olacak şekilde bir dikdörtgenler prizması verilmiş. Dikdörtgenler prizmasında kapalı kabın içinde h santimetre yüksekliğinde su varmış. Bu daha sonra şekil yan yatırılıyormuş. Suyun yerden yüksekliği bu sefer 5 bölü 6 santim. Yani tamamen hepsi dolmuyor. Bu sefer hani h dediğin yüksekliğin 5 bölü 6 santim kısmı doluyor. H yüksekliği kaç santimdir? Bunu soruyor bize. Şimdi benim burada hacim üzerinden gitmem gerekiyor. Şöyle baktığınız zaman bunun hacmi nedir? İlk başta bunu bir hesaplayalım. Daha sonrasında devam edelim. Şimdi 6 çarpı 4 çarpı H. İlk baştaki hacmim benim 6 çarpı 4 çarpı H. Yani 24H'tır. Daha sonra bu yan yatırıldığı zaman burada nenin üzerine yatırılıyor? A, B, F, E'nin. A, B, F, E'nin üzerine yatırıldığı için burada 12 artık benim tabanım oluyor burada. 12 çarpı 6 çarpı. Artık yüksekliğim de benim 5 bölü H olacakmış. Şey, 5 bölü 6 olacakmış buradan. Bu iki hacim birbirlerine eşit olması gerekiyor. Burası H'tı. 24H eşittir. Şurayı işlemi yapacak olursam bu arada.
Şu altılar birbirini götürecek. Buradan 60 gelecek. 60'a eşitmiş. H dediğim şey buradan ne geliyor? 24'e bölecek olursam her tarafı. Bu iki durum birbirlerine eşit olduğu için. H buradan eşittir. Düzenlediğiniz zaman 5 bölü 2 gelecektir. Ya 5 bölü 2 de 2,5 olmuş oluyor. Cevabımız buradan Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Sıra sizde 8.